İletişim, bireyler arası etkileşimi sağlayan ve geliştiren en önemli unsurdur. Bir düşüncenin ya da bir duygunun yüz anlatımı, el, kol, baş hareketleri, konuşma, yazı, telefon, radyo, televizyon gibi araç ve gereçlerden yararlanılarak bir kimseden başka bir kimseye iletimidir. İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişidir. İletişimde en önemli nokta bilgi aktarımının iki yönlü olmasıdır. Bilgi aktarımı tek yönlü ise bilgilendirme, çift yönlü ise iletişim olarak adlandırılır. En genel anlamda düşünce, yargı ya da bilginin konuşma, yazma ya da işaretler aracılığıyla bir kaynaktan diğerine aktarılmasıdır. İnsan arkadaş edinme, aile kurma gibi en temel amaçları gerçekleştirebilmek için iletişime gereksinim duyar. İnsanoğlu acı, sevinç, öfke, mutluluk gibi duygularını paylaşamadığı sürece yaşayamaz. Yaşamasının bir anlamı kalmaz. Bu sebeple iletişim insan yaşamı için çok önemlidir. İletişim üç temel unsur üzerinden gerçekleşir. Bunlar konuşma, yazma ve dinlemedir. Bu üç unsur üzerinden insanlar kendilerini ifade eder, birbirlerini anlar ve bildiklerini başkalarına aktarabilirler. İnsan yaşamı için bu kadar önemli olan iletişim, özen gösterilmesi gereken bir konudur. Söz konusu insan olduğu için iletişimde hataya yer yoktur. Çünkü bu yanlışlar zaman zaman tahmin bile edilemeyecek kadar kötü sonuçlar doğurabilir. Buna izin vermemek amacıyla iletişimin temel unsurlarının nasıl doğru ve etkili kullanılacağını bilmek gerekir. İletişim, kişi, kişiler veya organizasyondan, yani bir kaynaktan, yazılı, sözlü, görsel veya beden diliyle, yani bir araçla, bilgi, haber, düşünce, durum, duygu veya kültürün bir başka insan veya insan topluluklarına aktarılmasıdır. Duyguların, düşüncelerin dış dünyaya kapılarını aralayabilmesi bazen küçük bir jestle ya da bir mimikle anlatılmaya çalışılsa da ifadelerin sözle iletilebilmesi daha net ve tam olarak anlaşılabilmenin en kolay yoludur. Toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında kişiler arası iletişim çok önemli bir yer tutmaktadır. İletişim, kişiler arasında yer alan düşünce ve uygun alışverişi dile getiren bir etkinliktir. Uygun iletişim yöntemini benimseme ve bunu doğru olarak kullanma hem kişisel hem toplumsal yaşamda çok önemlidir. İletişim, diğer insanlarla her türlü sözlü ve sözsüz etkileşim kurmaktır. En az iki insanı gerektiren dinamik bir süreçtir. Doğduğumuz andan itibaren çevremizle iletişim içerisine gireriz. Duygu ve düşüncelerimizi başkalarıyla iletişim yoluyla paylaşabiliriz. Anlamak, anlatmak, öğrenmek ve başkalarına ulaşabilmek için iletişime başvururuz. Sosyal bir varlık olarak insan sürekli diğer insanlarla iletişim halindedir. İnsanın çevresiyle uyum içinde olabilmesi, diğer insanlarla kurduğu sağlıklı iletişime bağlıdır. İnsanları anladığımız sürece onlarla sağlıklı iletişim kurabiliriz ve bunun da yolu insanları etkili bir şekilde dinlemekten geçmektedir. Etkili dinleme sadece söylenenleri duymak değil, aynı zamanda söylenenleri önemsemek, kavramak ve değerlendirmektir. İnsanlarla olan anlaşmazlıklarımızın en büyük nedeni iletişim becerimizdeki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Hangi dili konuşuyorsunuz? Sen dili? Ben dili? İletişimde tercih ettiğiniz önemlidir. Sen dili kişiyi suçlayıcıdır. Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir. Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir. Kişi kendisini anlaşılmamış ve suçlanmış hisseder. Kızgınlığın nedeninin anlaşılmasını engeller. Kişiyi kırar. Kişinin direnmesine neden olur. Kişiyi kızdırır.
ben dili suçlayıcı değildir. Kişiye değil, davranışa yöneliktir. Kişiyi konuşmaya teşvik eder. Kızgınlığın nedeninin anlaşılmasını sağlar. Kişiyi düşünmeye sevk eder. Durumun değerlendirilmesi olanağı sağlar. İletişimin sürmesini destekler. Sen mesajı yerine, çok kabasın, her zaman sözümü kesiyorsun. Ben mesajı verin. Bir şey söylemeye başlayıp da bir türlü sonuna getiremediğim zaman çok rahatsız oluyorum. Sen mesajı yerine, kes şunu, çekiştirip durma kolumu. Ben mesajı verin. Kolumun çekiştirilmesinden hoşlanmıyorum. Sen mesajı yerine, her akşam aynı şey, tutturuyorsun oyun oynayalım diye. Benim yorgun olabileceğim hiç aklına gelmiyor değil mi? Yaramaz ve şımarık bir çocuk gibi davranıyorsun. Ben mesajı verin. Bu akşam çok yorgun hissediyorum canım. İstersen oyun oynamayı başka bir akşama erteleyelim ha? İletişim sadece bir bilgi alışverişi değildir. Verilen bilgiyi etkileyen duygu ve davranışın oluşturduğu farklı bir bütündür. İletişim kişiye değil, kişiyle yapılır. Paylaşım ve karşılıklı iletişimi gerektirir. Sözlü ve sözsüz iletişim işaretleriyle bir bütündür. Sözlü iletişim konuşarak gerçekleştirdiğimiz iletişimdir. İki kişinin karşılıklı konuşmasında olduğu gibi doğrudan ya da telefon görüşmelerinde olduğu gibi uzaktan ve dolaylıdır. Sözlü iletişim karşılıklı konuşmadan öykü ve masal anlatmaya, telefonla konuşmadan şarkı ve türkü söylemeye, şiir okumadan ders anlatmaya kadar farklı alanlarda işlevini sürdürebilir. İnsanın duygu, düşünce, izlenim ve tasarımlarını sözle bildirmesi sözlü iletişimdir. İletişimin diğer öğelerinden biri de sözsüz iletişimdir. Günlük yaşamda sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Sözsüz iletişim bazen anlam oluşturmada çoğu kez bilincinde olmaksızın ama kaçınılmaz olarak sürekli kullanılan bir iletişim biçimidir. İletişimde kullanılan ses tonlaması, yüz ifadeleri, mimikler, beden hareketleri, jestler sözsüz iletişimin bir parçasıdır. Bu özellikler ancak sözlü iletişimle birlikte etkin olur. İletişimin sözel olmayan öğeleri beden dili ve ses tonudur. Beden dili ve ses tonu kişinin tarzını, tavrını ve söylenenin algılanış biçimini belirler. Beden dili insanlık tarihi açısından en eski iletişim aracıdır. Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları iletişimde kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Bir kişiyle konuşurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri nereye baktığınızdır. Doğrudan konuştuğunuz kişiye bakmak, karşınızdaki kişiye samimiyetinizi iletmenize yardımcı olur ve mesajınızın etkisini artırır. Yere bakarak, gözlerinizi kaçırarak konuşmanız, karşınızdaki kişinin üstünlüğünü kabullenme olarak yorumlanacaktır. Doğrudan göz ilişkisi kurmak ve sürdürmek konusunda aşırılığa kaçmamak gerekir. Sürekli olarak bir insanın gözlerinin içine bakmak hem o kimsede rahatsızlık doğurur hem de gereksizdir. İnsanlar birbirleriyle iletişimlerinde çok farklı beden duruşları içindedir. Biriyle çok özel bir konuyu görüşen kişi hafifçe öne eğilir. Çocuğa eğilerek konuşan yetişkin karşısında işbirliğine çok daha yatkın bir çocuk bulacaktır. İletişim içerisinde olduğu kişiyi doğrudan karşısına alan ve dik bir beden duruşuna sahip olan kişi mesajına güvenli bir özellik katmış olacaktır. İki büklüm, boynu bükük, süklüm püklüm beden duruşları ne kadar hatalıysa omuzları geriye atılmış, göğüs dışarı çıkmış, başı yana eğilmiş, meydan okur, savaşa davet eder türdeki beden duruşları da aynı ölçüde hatalıdır. Başı ve bedeni dik tutarak konuşmaya ve dinlemeye dikkat ederek zamanla beden duruşunu güvenli tavır yönünde geliştirmek mümkündür elbette.
İnsan ilişkilerinde hiçbir şey belki yüz ifadesi kadar önemli ve anlamlı olamaz. Üzüntünün veya kızgınlığın gülümseyen bir ifadeyle, sevincin çatık kaşlarla ifade edilmesi uygun düşmez. Güvenli bir ifade, verilen mesajla uyum içindeki bir ifadedir. Öfkeli bir mesaj veya memnuniyetsizlik en açık olarak donuk bir ifadeyle verilebilir. Uygun ölçüde ve uygun şiddette yapılan jestler bir konuşmaya güç katar. Bu konuda dikkat edilmesi gereken, jestleri konuşmadaki eksik kelimeleri tamamlayacak bir araç olarak kullanmamak, yabancı dile hakim olmayan birinin ifadesini elleriyle tamamlaması gibi bir duruma düşmektir. Bundan başka sert ve sinirli jestlerin dinleyenlerde rahatsızlık doğurduğu da unutulmamalıdır. Rahat, sakin ve yumuşak jestler, konuşmacının kendine güvenini, konuştuğu konuya hakimiyetini ortaya koyduğu yönünde yorumlanmaktadır. Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en kısa ve etkili yoldur. İnsanın kendini ifade edebilmesi ve karşısındakini anlayabilmesi en kolay dille gerçekleşir. Dil, iletişimde tek yol olmamakla beraber diğer yöntemlerden çok daha kısa ve etkilidir. Dilin bu özelliği insanlara verilmiş doğal bir yetenek olmasından kaynaklanır. İletişim bugün tüm dünyada en çok dil aracılığıyla kurulur. Bundan dolayı dili doğru kullanmak çok önemlidir. Etkili ve doğru bir iletişimin ilk gereği kurallarına uygun olarak kullanılan bir dildir. Anlam karmaşalarıyla dolu bir konuşmanın sağlıklı bir iletişim aracı olması mümkün değildir. Dili doğru kullanmanın ilk şartı ise dile hakim olabilmektir. Bu da ancak dilin kurallarını, dil bilgisini iyi bilmekle gerçekleşir. Etkili ve doğru iletişim kurmak isteyen bir kişi dili mutlaka doğru kullanabilmelidir. Diksiyon, sesleri, sözleri, vurguları, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimidir. Mesajı istenildiği şekilde aktarma ve kendini doğru ifade edebilme konusunda diksiyonun önemi büyüktür. Duygu ve düşüncelerimizi en iyi, en anlaşılır biçimde ortaya koyabilmek için sözcüklerin seçiminden sesimizi ayarlamaya, vurguları doğru yerlere koymaktan heceleri ayırmadan konuşmaya ve vücut dilini katmaya kadar bir bütün oluşturabiliriz. İyi bir diksiyon oluşturabilmek için en önemli faktörlerden biri zengin bir kelime dağarcığına sahip olmaktır. Duygularımızı, düşüncelerimizi, kısacası kendimizi en iyi şekilde anlatabilmek için doğru kelimeleri seçmek, doğru kelimeleri seçtikten sonra yan yana getirebilmek çok önemlidir. Bunları doğru bir ses tonuyla pekiştirmek ve gerekli yerlere vurgu yapmak bir o kadar da önemlidir. Cümlelerin uzunluğu ve kısalığı da diksiyon kapsamına girmektedir. Bazen anlatmak istediklerimizi çok uzun şekilde ifade ederiz. Ama bu her zaman çok iyi bir söz sanatı kullandığımız anlamına gelmez. Önemli olan jest ve mimikleri doğru kullanarak, düzgün kullanarak doğru bir diksiyonla konuşmaktır. Konuşmak yalnızca düz bir iletişim aracı değildir. Kişinin tüm duygularının yanı sıra düşüncelerini de çevresine ulaştırabildiği en etkin yoldur. Güzel konuşmak bir sanattır. Çok güzel konuşuyorsa en azından kitap okuyor demektir. Çok kitap okuyan birinin kelime dağarcığı geniş olacağı için kurduğu cümleler de kaliteli olacaktır. Güzel konuşmak için önce dinlemeyi bilin. Birçoğumuz ne söyleyeceğimizi düşünmekten başkalarının söylediklerini doğru dürüst dinlemeyiz. Eğer siz onları dikkatle dinlerseniz onlar da sizi ilgiyle dinler. Başkalarını ilgilendiren konulardan söz edin. Karşınızdakine yetenekli olduğu konusunda konuşma imkanı verirseniz sıkıntılı bir sessizliği önlersiniz. Sıkıcı ayrıntıdan kaçının. Konuşurken en küçük ve gereksiz hiçbir noktayı atlamadan anlatırsanız karşınızdaki kişi siz daha ana konuya gelinceye kadar sıkıntıdan ilgisini dağılmış hisseder. Kesin ifadelerle konuşmaya çalışın. Konuşmaya başlamadan durup önce aklınızda kelimeleri seçin. Bir konudan ötekini atlamayın. Konuşurken konuştuğunuz kişinin yüzüne bakın, mırıldanmayın. Sorularınızı yerinde sorun.
Bir sorunun akıllıca sorulmasıyla karşınızdaki kişinin açılmasına sebep olursunuz. İşler nasıl ya da ne haber gibi sorular gereksizdir. Fakat işe nasıl başladınız veya sizce nasıl gibi sorular karşınızdaki kişiyi konuşturur ve sizin de gerekenden fazla konuşmanızı önler. Öfkelendirmeden karşı çıkmayı öğrenin. Çoğu kez ne konuştuğunuz değil de nasıl konuştuğunuz önemlidir. Dostça bir tartışma konuşmayı zenginleştirir. Fakat sertçe sarf edilen bir söz iki tarafın da hırsa kapılıp birbirlerinden uzaklaşmalarına sebep olur. Kimsenin sözünü kesmeyin. Eğer biri konuşurken konuşmaya girmeniz gerekirse, konuşmayı keserken yumuşak bir cümle kullanmanız gerekir. Hoşgörülü ve anlayışlı olun. Çoğu kez bizi sinirlendiren ve rahatsız eden kişilerle konuşmak zorunda kalırız. Böyle durumlarda konuşulan konuyla ilgilenmeye çaba harcayın. Övgü çoğu zaman işe yarar. Birini haklı olarak övmek, onun ilgisini kazanmak olur. İnsanlara kompliman yapmayı öğrendiğiniz an sohbetiniz de daha zenginleşir. Kendinizi birçok konuda geliştirin. Kitap okuyun, hobiler geliştirin, araştırıcı olun. Böylece sohbetleriniz zenginlik kazanacaktır. Etkili konuşabilmek için yapmanız gerekenler nelerdir? Erken başlayın. Bir konuşma yapmak zorundaysanız daha sonra değil, hemen işe başlayın. Hazırlanmak için ne kadar çok zamanınız olursa kendinizden o kadar emin olursunuz. Dinleyicilerinizi tanıyın. Kime konuşacağınız hakkında bulabildiğiniz kadar bilgi edinin. Dinleyicilerinizin ortak özellikleri nelerdir? Eğitim düzeyleri nasıldır? Bu tür sorulara ne kadar çok yanıt bulabilirseniz, konuşmanızı onların duymak isteyeceklerine o kadar çok odaklayabilirsiniz. Orijinal olmak konusunda endişelenmeyin. Heyecanlı ve kalpten gelen bir konuşma yapar ve söylediklerinize inanırsanız, seçtiğiniz konu hakkında konuşan ilk ya da 15. kişi olmanız fark etmez. Tüm orijinalliğiniz sesinizdir. Basit olun. Kısa ve öz bilgi parçacıkları dinleyicilerin söylenenleri daha kolay algılamalarını sağlar. Onlara bir fırsat sunun. Dinleyicilerinizin sorunlarına çözüm bulun. Onların düşünce ve eylem biçimlerini zorlayacak bir iddia öne sürün ya da onlara yeni bir şey öğrenme fırsatı sunun. Konuşmanızı sunduğunuz fırsatın çevresinde şekillendirin. Bugün size işlerinizi sürekli erteleme eğilimini yaşamınızdan sonsuza dek silmeniz için 3 araç sunacağım cümlesi gibi. Dinleyiciyi konuşmanın içine alın. Diyalog hissini gerçekleştirmek için dinleyicilerinizle etkileşimde bulunun. Onlara soru sorun. Kaçımız bu konuda hemfikir? Ya da yapacak iş verin. Bir sonraki gerçeği yazmanızı istiyorum gibi. Kendinizi dinleyin. Konuşmanızın kulağa nasıl geldiği, nasıl okunduğundan çok daha önemlidir. Konuşmanızı göze değil, kulağa hitap edecek biçimde oluşturun. Prova, prova, prova. Konuşmanızı mümkün olduğunca sık prova edin, sürekli tekrarlayın. Böylece mükemmel bir sunum yapabilirsiniz. Bir sorunumuz olduğunda aklımıza ilk kim geliyor? Kiminle konuşmaya ve dertleşmeye ihtiyaç duyuyoruz? Neden o başkası değil? Bu kişiyi iyi bir dinleyici yapan hangi özellikleri? Ya da tam tersini düşünelim. Sorunumuz olduğunda kesinlikle anlatmayı aklımızdan bile geçirmediğimiz kişileri. Neden anlamazlar? Bizi anlamadıklarını nasıl anlıyoruz? Çevremizdeki bazı insanlarla konuşmak kolayken, bazılarıyla kurduğumuz iletişim çok yüzeysel olabiliyor. Benzer kişilik özellikleri, ortak ilgi ve hobiler, birbirine yakın değer ve dünya görüşü, yakın ahlak anlayışı ve eğitim düzeyi gibi pek çok faktör, insanlar arası iletişimde temel öneme sahiptir. Kişiler arası iletişimde kalitenin asıl belirleyicisi dinleme becerileridir. Ortak birçok noktamız olsa bile bazı insanlarla yakın iletişime girmekten kaçınırız.
etkili iletişime engel oluşturan davranışlar. Dinleme becerilerine ve iletişimdeki kaliteyi artıran tutum ve davranışlara geçmeden önce, karşılıklı konuşmaları yüzeysel kılan ve gerçek dinlemeyi engelleyen tavırlara bir göz atalım. Öğüt vermek, çözüm getirmek, yönlendirmek. Gerek çocuğumuzla, gerekse arkadaşlarımızla konuşurken iletişimi kesen bazı mesajlar vardır. Şöyle yap, böyle yapma. Bu şekilde hareket etmemelisin. Buna üzüleceğine oturup dersini çalışsan daha iyi olur. Yoruluyorum diye yakınacağına geceleri erken yat. Kavga edeceğinize güzel güzel oynayın, arkadaşlar kavga etmez. Paylaşmayı bilmezsen yalnız kalırsın tabii. Bu kadar düzensiz çalışırsan işlerini tabii yetiştiremezsin gibi cümleler konuşulan kişide direnç oluşturup onu savunmaya itebilir. Genellikle öğüt, ders vermek, direkt önerilerde bulunmak, size sorunu açan kişide baskı veya suçluluk duyguları uyandırarak iletişimin kesilmesine veya yön değiştirmesine neden olabilir. Yargılamak, eleştirmek, at takmak. Sen zaten hep kolaya kaçarsın. Bebek gibi davranıyorsun. Şikayetten başka bir şey bilmezsin zaten. Sulu göz. Bir arkadaşınla oynamayı bile bilmiyorsun. Hiçbir fedakarlığa katlanmak istemiyorsun. Genellikle yargılama ve eleştirme tepkileriyle karşılaşan kişiler kendilerini anlaşılmamış, itilmiş, haksızlığa uğramış ve daha çaresiz hissederler. Bunun sonucunda iletişimi keser ya da öfkeyle karşılık verebilirler. Özellikle çocuğunuzla iletişiminizde bu yöntemi sık kullanıyorsanız, o sizin yargı ve eleştirilerinizi ve sık kullandığınız isimlendirmeleri ki yaşına göre gerçek olarak algılayabilir. Bu kendilik algısı üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Kendine güveni sarsıldığı gibi başarısı üzerinde de olumsuz etkiler meydana getirebilir. Soru sormak, araştırmak, incelemek. Neden? Sen ona ne yaptın? O sana ne dedi? Çocuk neden hastalandı? İyi giydirmedin mi? Neden uyuyamadın? Ağır mı yedin? Kahve demiştin. Neden doğru düzgün oynamayı beceremiyorsun? Genellikle soru, inceleme, nedenini arama gibi yaklaşımların içinde ön yargı, eleştiri veya zorunlu çözüm bulunur. Ayrıca konuşma sorulara cevap vermeye takılarak yön değiştirip asıl konudan uzaklaşabilir. Sorularla yürüyen iletişimde genellikle soru soranın nereye varmak istediği, konuşan kişi tarafından anlaşılamadığından konuşan endişeye kapılabilir veya savunmaya geçebilir. Teşhis, tanı koymak, tahlil etmek. Aslında sen öyle demek istemiyorsun. Ben senin aslında neden öyle yaptığını biliyorum. Aslında senin derdin başka. Anlaşılan bir süre sana yardımcı olmamı isteyeceksin. Bunları beni üzmek için anlatıyorsun anlaşılan. Bu tür yaklaşımlarda dinleyen kişi sanki konuşanın niyetini, söylemek istediklerini çok iyi biliyormuş, onun kafasının içindekileri okuyormuş gibi bir tavır içine girdiğinden, konuşanı savunmaya ittiği gibi onun sinirlenmesine, sabırsızlanmasına veya öfkeli cevaplar vermesine neden olabilir. Konuşan kişi kendini kıstırılmış, yanlış anlaşılmış, yanlış yorumlanmış gibi hissedebileceği için büyük olasılıkla iletişimi keser. Psikoloji hobiniz olabilir ama telepatik yöntemler arasında kullanılabilen bu tür iletişimin kurallarını tam bilmeden günlük yaşamınızı aktarmaya kalkmanız sizinle konuşmayı güçleştirebilir. Teselli etmek, konuyu değiştirmek. Aldırma, boş ver. Düzelir canım, bunu dert etme. Üzülme. Başka şeyden konuşalım. Olur böyle şeyler, geçer. Bir kahve iç, düzelirsin. Boş ver canım, arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Ama sen de her şeyi ciddiye alıyorsun. Aslında teselli etmek çok güzel ve yararlıdır. Ancak önemli olan teselliyi kişiyi duyduğumuzu belirttikten sonra verebilmektir. Söyledikleri duyulmadan teselli ediliyormuş hissini yaşayan kişi kendini anlaşılmamış, dinlenilmemiş, söyledikleri saçma sapan gibi algılanmış hissedebilir.
önemsenmemiş veya tam olarak dinlenilmemiş olmaktan dolayı kızgınlık duyabilir. Genellikle dinlemeden verilen teselli mesajları konuşan kişi de sorununun küçümsendiği duygusunu ortaya çıkarabilir. Önce ana ve zorunlu işleri yapın. Birbiriyle ilgili faaliyetleri gruplandırın. Büyük işleri elverişli dilimlere bölün. Bir zaman tablosu kullanın. Bir anda bir tek iş üzerinde durun. İşi tamamıyla bitirin. İşi şimdi yapın. Güzel konuşma için dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? Güzel konuşma için dinleyin. Ne çok az konuşun ne de çok fazla. Şakanın dozunu kaçırmayın. Zarif iltifatlarda bulunun. Övünmeyin. Muhatabınıza önem verin. Kaba ve argo sözler kullanmayın. Söyleyişe dikkat edin. Konuşmanızı yerine, kişisine ve zamanına göre yapın. İçtenlikten uzaklaşmayın. Kendinize güvenin, rahat olun. Sözü gereksiz yere uzatmayın. Ses, konu ve anlam uyumuna dikkat edin. Karşınızdakinin gözüne bakarak konuşun. Cümleleriniz açık, net ve anlaşılır olsun. Ne çok hızlı konuşun, ne de çok yavaş. Mizahı kullanın. Doğal olun, inandığınız şeyi söyleyin. Etkili iletişim becerileri hayatın her alanında başarı ve kişisel gelişim sağlama için esastır. Çoğu iş alanı için güçlü iletişim becerileri zorunludur. Güçlü beceriler genellikle iyi aile, arkadaş ve kişiler arası iletişim kurmamızı sağlar. Etkili iletişim, kişiler arası iletişimin iyileşmesi için bir anahtardır. İnsanlar arası etkileşim ve olumlu iletişimi engelleyen en önemli etken, kendi düşünce ve fikirlerimizi tek doğru olarak benimsemek, başkalarının fikir, düşünce ve duygularını önemsememek, düşünce ve duygulara saygı göstermemektir. Etkili iletişim için davranışlarımızda doğru yöntemleri kullanarak iletişim engellerini bilmemiz gerekir. Yapılan hataların büyük çoğunluğu etkili iletişim kurallarına dikkat etmemekten kaynaklanır. Etkili iletişimin ilk adımı dinlemeyi öğrenmektir. Dinlemekle duymak aynı şey değildir. Dinlemeyi öğrenin ama sadece konuşulan kelimeleri duymayın. Bu kelimelerin taşıdıkları mesajları da anlamaya çalışın. Karışıklığı önlemek için dinlediğiniz kişiye dönütler verin. Karşınızdaki kişinin bir sonraki söyleyeceğinin ne olacağını düşünmek yerine zihninizi dingin tutarak o anda ne demek istediğini anlayın. Çevrenizdekiler onları saygıyla dinleyişinizi takdir edeceklerdir. Diğer insanların duygularının farkında olun. Çevrenizdekilerin talihsizliklerine karşı sempatik olun ve olumlu davranışlarını ise kutlayın. Bunu yapmak için de diğer insanların hayatlarında neler olup bittiğinin farkında olmak gerekir. Göz teması kurmak ve insanlara ilk adlarıyla hitap etmek iletişimde önemli etkenlerdir. İletişim kurarken insanları hoş ve değerli hissettirin. İnsanları övgü sözleriyle teşvik edin. Eğer insanlara değerli olduklarını hissettirirseniz, çevrenizdekiler size karşı en iyi şekilde yaklaşacaklardır. Açık uçlu sorularla ve etkili bir vücut diliyle ortamdaki herkesi iletişime dahil etmeye çalışın. Etkili iletişimi öğrenin. Aklınıza gelen her şeyi anında söylemeyin. Kendinize zaman verin ve ne diyeceğinizi, ne demek isteyeceğinizi düşünün. Kurduğunuz iletişimden ne istediğiniz üzerine düşünün. Mesajınızın insanlar tarafından nasıl dikkate alınacağını ve anlaşılırlığının nasıl artacağını düşünün. İletişiminizdeki açıklık, yanlış anlamaları ve çatışmaları önlemede size yardımcı olacaktır. Güvenilir konuşmalar sizi daha zeki ve olgun gösterecektir. Mesajınızı sözel olmayan kanal üzerinden karşınızdakine iletirken göz temasını kaybetmekten ve savunucu vücut dilinden uzak durun. Vermek istediğiniz anlamı açıkça ifade edin. İletişime geçmeden önce kültürel farklılık,
geçmiş deneyimler gibi etkenleri göz önünde bulundurun. Jargon veya karmaşık bir dil kullanmaktan kaçının. Mümkün olduğunca düşüncelerinizi sade açıklayın. Karşınızdakinin söylediğini anlayamadıysanız da ondan açıklama isteyin. İnsanlara eşit yaklaşın. İnsanlara tepeden bakmayı bırakın ve her zaman eşit yaklaşın. Çevrenizdekilerin arkasından konuşmaktan kaçının. İnsanlara eşit yaklaşmanız aradaki güven ve saygı duygularını yükseltecektir. Karışıklığı ve olumsuz duyguları önlemek için insanların söylediklerinizden ne anladığını kontrol edin. Söylediklerinizin anlaşıldığından emin olmak için karşınızdakini açık ve dürüstçe dönüt vermesi için teşvik edin. Çatışmaları çözmek için girişimde bulunun. Ortaya çıkan sorunları nasıl çözeceğinizi öğrenin. Etkili bir arabulucu ve müzakereci olmayı öğrenin. Herhangi bir tartışmada her iki tarafı da anlamak için dinleme becerilerinizi kullanın. İnsanları birbiriyle konuşmaya teşvik edin. Ön yargılı ve yargılayıcı olmak yerine çatışma çözümü için kolaylaştırıcı olun. İletişimde rahatsız etmeyecek ölçüde mümkün olduğu kadar çok göz teması kurulmalıdır. Yüz ifadesi çevreye olan ilgiyi yansıtır. Mümkün olduğunca sıcak ve dostça tebessüm edilmelidir. Donuk ve ifadesiz gözükmekten kaçınılmalıdır. Çok fazla ve hızlı konuşulmamalıdır. Karşıdaki kişi konuşurken sık sık baş hafifçe aşağı yukarı hareket ettirilmeli. Karşıdaki kişiye anlaşıldığı ve dinlendiği hissettirilmelidir. Çok aşırıya kaçmadan jestler kullanılmalı. Elleri cepte tutmaktan ve kolları kavuşturmaktan, ellerle ağzı örtmekten kaçınılmalı. Açık ve anlaşılır jestler tercih edilmelidir.